Derbi için tüm biletler tükendi. Pandemi falan diyoruz ama artık statlar full bundan sonra. Derbi de tam full tamamıyla dolacak. Biletler tükendi. Orada bir 50 bin Galatasaray taraftarı olacak. Tabii işte aşılı olmaları, aşı yaptırmış olmaları gibi bir takım işte HES koduyla vesaire sorgulamalar olacak ama herhalde kontrollü de olmak lazım ama ne derecede kontrollü olunabilir öyle bir atmosferde bilemiyorum. Efendim, kim biliyor onu da ben bilmiyorum. Yani Yani şöyle bir maske bekleyebilir misiniz? Çok zor. Orada kim maskesiyle şimdi durur? Türkiye'de en kolay olan şey karar almak. Bir kişi bile alabilir o kararı. Alkent sitesinin müdürü, Hüsnü Toprak. Bütün şeylerimizin konut sahibi olanların ve ailelerin sokağa çıkmasını yasaklıyorum. Ve herkes de sokağa çıkar. Neden? Çünkü yasağı uygulanmadığını görür. Bakar oradan çık, oradan çık, buradan. Burada yürüyen güvenlikçiler de aldırmıyorlar. Hatta bu kararı alan müdür de penceresinden bakıyor, görüyor da aldırmıyor. Benim hep sözüm şu: uygulatamayacağınız kararı almayın. Devleti küçük düşürmeyin. Aldıysanız da uygulatın. Dolayısıyla zaten %50 E uygulanmıyordu. ben Böylesi gidiyorum, olsun her diyorsunuz. yere maskemle, operaları, sinemaları, tiyatroları, konserleri maskeyle seyrediyorum. Bunalırcasına etraftaki herkes sarmaş dolaş, maske falan da yok. Bende 3 yaşı var. Hiç açsa da maskeyle yanımda oturuyor, biliyorum. O sebepten bu stadyumdaki yasağın kaldırılması doğru. Çünkü bu yasak ben kanun manun tanımıyorum diyene avantaj sağlıyor. Ben kurala saygılı Hıncal Uluç evinde otururken adam çekip gidiyor, giriyor. Şartlar eşitlenmiş olsun hiç Ha, olmaz. o zaman dersin ki arkadaş herkes gider. Bir kısa da Beşiktaş konuşmamız lazım. Cumartesi günü Alanya deplasmanında. Şöyle bir bakıyorum. Son 7 maçı Beşiktaş'ın. 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet. Şimdi ve bu ortamda Alanya deplasmanına gidiyor Beşiktaş. Ama Beşiktaş'ın durumu tamam. Yani Fenerbahçe, Galatasaray kadar o da sıkıntılı. Fakat son sezonun şampiyonu olması, iki kupalı takımı olması, Sergen Yalçın'ın büyük kredisi Beşiktaş camiasını daha rahat atmayı başardı gibi gözüküyor. Ne düşünüyorsunuz o açıdan? Bu Alanya maçı, Beşiktaş'ın durumu ve ortada bu gerçek varken. Efendim söyleyeyim. Fatih Terim'in yanında geçen sene kim vardı? Hasan Şaşlı bir tavalı. Galatasaray'ın en sevdiği falan. Bu sene kim var? Selçuk Selçuk'la İnan var, Necati. Necati Onlar da var. Galatasaray'ın sevdiği. Bunlar vitrin. Sergen de öyle vitrin. Sergen Beşiktaş seyircisini sevdiği bir adam. Onun için Sergen'e alabildiğine, hani o yemeği şey yaparken, bağlarken halatı uzatırlar, kolon vermek mi? O halatı alabildiğine uzatıyorlar Sergen için. Gerilmesini önlüyorlar. Kopmasını önlüyorlar. Evet. Sergen'den başka, geçen sene Beşiktaş şampiyon olmadı ki. Geçen sene Fatih Terim altın tabakta verdi Beşiktaş'a şampiyonluğu. Sergen Hocam, sen benim çok sevdiğim talebendin. Ben bu şampiyonluğu sana hediye ediyorum.
Bir gol. Evet. Şimdi Sergen'in böyle bir rahatlığı var. İki, Alanya son yıllarda gördüğüm en kötü futbol oynuyor. Bir haftanın ötesinde de iyileştiğini de görmüyor. Yani bu takım biraz ileriye gidiyor da görmüyor. Alanya'nın grafiği böyle. Beşiktaş böyle. Tarih ediyor. Onun için yani orada da tabii bu stadyum kararı, seyirci kararı uygulanacak ama tabii. Galatasaray seyircisi gibi fanatik bir seyircisi yok Alanya. Alanya'ya da gitsen, bütün nüfusu meydana toplasan, Galatasaraylılar şu yana, Fenerliler şu yana, Beşiktaşlar şu yana ayrılsın desen, meydanda kaç kişi kalır çok merak ediyorum. Onlar hani... Güzel camiası var ama tabii. Türkiye'de en sevdiğim yerlerden biridir ve en sevdiğim insanlar. Çok. Orada geçirdiği... Düzgün de iş yapıyorlar. Ama ben işte... Evet. Hayatım benim Anadolu'da çok geçti. Hem babamdan hem mesleğimden dolayı. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş niye büyük takım? Niye üç büyükler, niye dördüncü büyük onların yanına bir türlü gelemedi? Çok çaba. Çünkü büyük takım demek her tarafta seyircisi olandır. Bu üç takım. Trabzon'da Türkiye'de... şimdi bize her yer Trabzon diyor ama artık. Görürüz. Trabzonların iş yapılan yerlerde Trabzon'un seyircisi var İstanbul'da. Kırıkkale'de gitsin de göreyim bakayım Trabzon var. Büyük takım Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın dünya üzerinde gidip de seyirci bulamayacağı yer. Türkiye'den bahsetmiyorum. Avrupa'da, Amerika'da, Afrika'da. Avustralya'ya gitsinler, seyirci buldular. Aramızın şu sıralarda ile en bozuk olduğu iki ülke İsrail ve şey. Yunanistan. Fener'de, Galatasaray'da gitsin, bak ne kadar seyirci bulduk tribünde. Onlar onun için büyük. Evet. Beşiktaş'ın da Alanya'da seyircisi var. Onun evet. için yani o maçta yani Alanya eski Alanya olsa kesin favoriydi. Şu Beşiktaş'ın. Ama şimdi... Peki arkadaşlarım tamam diye işaret ediyor. Dolayısıyla ben de noktalıyorum o zaman programı. Teşekkür ediyoruz. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Yeniden bir araya gelebilmek umuduyla efendim. Hoşçakalınız.